Evet, bu eserlerin yaratıcısına doğru gidiyorum. Tanıyarak başlayalım. İzleyicilerimiz sizi tanısın lütfen. Merhabalar, ben Burcu Durdu. İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden mezun oldum. Ve şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaktayım. Sanata ilk girişim lisans dönemimde oldu. İllüstrasyona ilk girişim lisans dönemimde oldu. Ve sanatta olmaktan çok mutluyum. Şu anda da illüstrasyon sergisi açtım. Portiler Diyarı başlıklı bir illüstrasyon sergisi. İllüstrasyonun genel tanımını yapacak olursak eğer... İllüstrasyonun genel anlamıyla tanımlarsak eğer, illüstrasyon bir resimleme sanatı olarak adlandırılıyor. Daha önceleri öyküleri ve hikayelerin yazılarını resimleme sanatı olarak adlandırılıyordu. Şu anda da artık teknolojinin gelişimiyle beraber afiş tasarımlarında ve illüstrasyon tek başına kullanım sağlamaktadır. Peki bize ne gibi artıları var illüstrasyonu afişlerde ve diğer yerlerde kullanmanın? En sade şekilde anlatmak, en çarpıcı şekilde anlatmak. Bazen bir fotoğrafta bir şeyler anlatılmazken biz illüstrasyonda bunları gerçekleştirebiliyoruz. Mesela boynu uzun bir kadın çekimini yapamıyoruz ama bunu çizim üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Biz sanatçıların imdadına illüstrasyon yetişmektedir. Tema olarak hep kadın figürleri görüyorum. Neden? Kadınlar sanatta çok çok önemli bir yere sahipler. Ve ben de hem cinsim olduğu için tabii ki burada cinsiyetçi bir ayrım yapmıyorum. Tamamen kendi duygularımdan yola çıkarak en iyi nerede kendimi ifade edebilirim diyorum. Kadınlar üzerinden, kendim de kadın olduğum için en iyi duyguları kadın üzerinden temsil edebiliyorum diye düşündüm. Çünkü kadını çözmek, kadını anlamak, kadının duygularını çözebilmek gerçekten inanılmaz zordur. Elbette ki erkeğin de duygularını çözmek zordur ama kendi duygularımı en iyi yansıtabileceğim yer kadın portreleri oldu. Kadınlarınız hüznü taşıyor, umudu taşıyor, isyanı taşıyor, yaratıcılığı taşıyor benim gördüğüm kadarıyla. Peki başka neyi taşıyor benim göremediğim? Şöyle, aslında kadının iç dünyasında derin bir duygu beslemesi mevcut. Ben öyle düşünüyorum. Yani belki de kendi duygularımdan yola çıkarak. Bazen kırıldığımız, üzüldüğümüz ya da aldatıldığımızda çoğu zaman bunu dışarı vuramıyoruz kadın olduğumuz için. Çünkü biz kadınız. Bu durumlarda artık kadın iç dünyasına saklıyor kendini. İçine atıyor ve artık dışa vuramadığını belirtiyor. Ben de kadının iç dünyasını yansıtmaya çalıştım daha doğrusu. Kadının içindeki duyguları tamamen boşaltması gerektiğini, tamamen arınması gerektiğini ve ruhundan tamamen arınması gerektiğini ben bu resimlerde resmettim. Belki de kadınlarımıza da örnek olabilir. Hani artık her şeyin açığa çıkması gerektiğini, duygularımızı içimizde patlatmamamız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Şu hepsi çarpıcı da şu insanı başka türlü çarpıyor. Yani tabii ki beğeniler farklıdır. Kişiye göre değişir de. Bu beni farklı çarptı. Yani çarptı resmen. Evet. Ne yapıyor bu? Burada da şöyle, yüksek lisans sürecimde hep illüstrasyonda bir tarz belirleme aşamasındaydım. Ne yapabilirim diye. Daha sonra birçok illüstratör sanatçısını görerek bir tarzın olduğunu gördüm. Dedim ki ben neden bir tarz yapmayayım? Ve bir insanı deforme ederek, boynunun uzun olduğunu düşünerek dedim ki uzun boyunlu kadınlar olsun ve uzun boyunlu portreler görüldüğü zaman bunu Burcu Durdu çizsin dedim. Bu çizimde de kendime aslında biraz öz eleştiri yaptım. Nasıl? İnsanlar beğendiği kadar da çok eleştiri yapıyor uzun boyunlu kadınları. Dedim ki ben uzun boyunlu kadınlar yapacağım. Burası da benim elim olacak ve ben hayallerimi tutup balon gibi, yani onu bırakmayacağım havaya ve balon gibi orada tutacağım dedim. Ve her daim uzun boyunlu kadınları da çizmeye devam edeceğim dedim. Ben hep kadınlar görüyordum ama
özellikle de uzun boylu, uzun boyunlu kadınlar olarak sizde böyle bir şey, neden buna takıldınız? Bir takıntı mıdır uzun boyunlu olmak? Mesela sizin boynunuz çok kısa olsaydı, böyle içine gömülü olsaydı derdim ki ya bir eksikliği var. Boynunuz çok güzel. Niye onu taktınız? Tabii ki şöyle, birincisi dediğim gibi tarz meselesi ama ikinci önemli şey de gövde ile düşünce arasındaki tek yol. Ha, tek yol. Evet. Orayı uzun yapmak istedim. Uzun vadeli kullanılsın, uzasın, düşünceler artsın. Burayla bura arasındaki köprüyü uzun tutmak istedim tamamen. Anlıyorum. Mesela Fikret Otyam'a bakıyoruz, gözler hep ön planda. Evet. Yani bir yanak kadar göz. O kadar aşırıya kaçmış ki gözde. Sizde de boyun ve kafa. Kafada çok şey var ama. Evet. Kadın kafası dolu, fışkırıyor evet, yaratıcılıkla. Dolu. Kesinlikle. Kendi duygularımdan da yola çıktım. Belki benim kafam o kadar doluydu. Ve portrelere vurmak istedim. Zaten birçok sanatçı da kendinden de yola çıkıyor ağırlıklı olarak. Kendi duygularından. Çünkü çizim yaparken insan kendi duygularını ön plana çıkarmak istiyor. Ve benim de bu şekilde çıktı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Mesela şunu bana sormuyorlar. Keşke şunu sorsaydılar dediğiniz bir şey oldu mu? Diyelim ki ben sormadım. Ama siz böyle yani niye bana şunu sormuyorlar dediğiniz bir şey vardır diye düşünüyorum. Şu anda geldi aklıma. Neden illüstrasyonu seçtin diye soru sormadılar bana. Yani şöyle, afişi seçene neden afiş seçtin diye de sormuyorlar. Ama niye bu bölüm, niye bu alanı seçtin diye kimse sormadı bana. Evet, çizimlerin güzel dediler ama hiç bu alanı neden seçtin diye kimse bir soru sormadı. Keşke sorsalardı, çok zevkle cevaplamak isterdim. İşte sorduk. Tabii ki. Dijitalleşmeyi çok seviyorum. Dijitalden çizimler yapmayı çok seviyorum ve özellikle kadın portreleri yapmayı çok istiyorum. Lisans dönemimde o zaman lisans hocam doçent doktor Fatih Özdemir, şu anda kendisi profesör oldu. Çok etkisi oldu üzerimde. Bir alan seç dedi Burcu bana. Kendini en iyi hissedeceğin, kendi alanında mutlu olacağın bir alan seçmemi istedi. Ve afiş tasarımı yaptım, çok mutlu olamadım. Logo tasarımı yaptım, çok mutlu olamadım ama illüstrasyonun içine girdim ve bambaşka bir dünyaya girdiğimi hissettim. Kendimi buldum ben orada. Çok mu özgürlük tanıyor bu orada? Kesinlikle, çok fazla. Yaratıcılık, özgürlük. Evet. Zaten bu yaratıcılığı en iyi nasıl dışarı vurabilirim dedim. Şimdi afişte tabii ki belli sınırlar içerisinde afiş tasarımını gerçekleştiriyoruz ama illüstrasyon dediğimiz şey de tamamen yaratıcılık, başka bambaşka bir dünya, kendi dünyamızı yaratabiliyoruz, kendi ütopyamızı yaratabiliyoruz burada. Yani mesela şöyle bir çizim örneği de göstereyim ben. Şurada mesela böyle bir kadın hayatınız boyunca görmemişsinizdir ama ben bunu hayal ettim. Bir kadının suratı sadece ters dönseydi ne olurdu dedim ve böyle bir şey çıktı. Bunu afiş tasarımında yapamam ama illüstrasyonda çok rahatlıkla yapabilirim. O yüzden bu alanı seçtim. Kübistlerde de böyle bir şey var, şekil değiştirmek. Evet, şekil değiştirmek var onlarda. Ama illüstrasyon tabii onlara göre de daha farklı alanlar. Hani hepsinin bölümleri, alanları farklı olduğu için. Şu anda illüstrasyon sanatçısı demeyeyim ama illüstrasyon çizmekten mutluyum diyebilirim. Herkese tavsiye ediyorum illüstrasyon çizmeyi. Evet, zor bir şey ama bir kere çizdik mi gerisi gerçekten geliyor. Hayal gücüne bağlı. Siz ne düşünüyorsanız kaleminiz ona geliyor zaten, çiziyor orayı. Bir iki yıl önceydi değil mi? O yine bir kişisel serginiz olmuştu. 2019. 2019'da. Umarım böyle çok ara vermeden, çok değişik, yeni yeni eserlerinizle yine görürüz sizi. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok mutlu ettiniz. Sağ olun.